adım Aleyna. Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyorum. 21 yaşındayım. Aslen Antalyalıyım ama Giresun'da oturuyoruz. Beauty Fact'imde hıçkırıyorum. Geçen sene Kasım'dan beri her gün 3-4 kere hıçkırıyorum böyle. Durmuyor. Su içtim de denedim, olmadı, geçmiyor. Böyle streslenince falan da geliyor arada da, belki gelir asla bilemedim. Peki Aleyna, Ayşe'yi nereden duydun? Sanırım 2016 yazında bir arkadaşımın storylerinde görüyordum böyle. Bir yerde çocukları atıp duruyordu. Hani ne yapıyorsun diye mesaj attım ona. O da gönüllü olarak geldim. İşte Ukrayna'dayım vesaire. Sonra birazcık araştırdım. Projelere bakmak için isaac.org'a girdim. Bir sürü proje vardı ve ben açıkçası projeye başvururken birazcık bilinçsiz başvurdum. Okulda Portekizce öğreniyordum. Dedim hani ya Brezilya ya Portekiz, dilimi geliştireyim. Sadece bu kafada gidiyordum en başta. Sonra Brezilya uçak biletleri birazcık tuzluydu açıkçası ve Portekiz daha yakın. Hani oraya gideyim dedim. Kaydımı bıraktım. Beni aradılar. İşte ben senin danışmanınım diye biri beni aradı ve bilgilendirmeye başladı. Daha sonra ofiste de görüşebileceğimizi söyledi. Ofise gittim. Ayrıntısı bilgi aldım. Başvurumu da böyle tamamlamış oldum. Böyle başladı Isaac hikayem. Peki Aleyna, nereye gittin? Ne yaptın? Projen neyle alakalıydı? Kaç haftaydı? Neler yaptın? Biraz bahsetsene. Dediğim gibi ben birazcık bilinçsiz gittim. Sadece dilimi geliştireyim, yeni bir ülke göreyim kafasıyla yaklaşmıştım. Ama hani gitmeyi düşünen ya da gidecek kişiler varsa kendilerine bir amaç belirlemelerini isterim ben buradan. Kendilerine neleri değiştirmek istiyorlar? Çünkü ben 6 hafta kaldım ve asla 1. haftadaki Aleyna ile 6. haftaki Aleyna aynı değildi. Ve ben bunu bilmeyerek gittim. Şu an gidip gelmiş biri olarak söylüyorum ki gitmeyi düşünüyorsanız ya da gidecekseniz kesinlikle işte kendinize neleri değiştirmek istiyorsunuz? Belki public speakinginiz kötü, bunu geliştirmek istiyorsunuz. Ya da yalnız başına yemek yemiyorsunuzdur belki, bunu geliştirmek istiyorsunuzdur. Aslında bu iki özellik de ben de geliştirdiğim şeylerdi kendimde. Benim projem nitelikli eğitim hakkındaydı. Aslında oradaki çocukları Birleşmiş Milletler'in hedefleri hakkında bilgilendirmem, bilinçlendirmem gerekiyordu. Benim çocuklarım her hafta değişiyordu. Ben de internetten Portekizce bu hedefler hakkında videolar buldum. Onları izletiyordum. Onlar hakkında workshoplar yapıyorduk aslında. Zaten projeye mülakata girdim. Daha sonra kabul aldığımdan itibaren benimle iletişim halinde olan bir EP buddy'm vardı. Çok sağ olsunlar, havandan aldılar beni böyle. Hatta pankart tutmuşlardı Isaac altında Aleyna diye. Daha sonra beni hostuma götürdüler. İki gün hosta kaldım. Aslında oradaki Isaac'lardan birinin eviydi. Proje yerim benim merkez Porto'ya böyle yarım saat 40 dakika uzaklıkta bir çiftlikti. Ama hani gerçekten çiftlik, yani düşünebileceğiniz her hayvan var. Hatta bir gün odamda kurbağa görmüştüm. O derece çiftlik. Benim projem de her hafta değişiyordu çocuklar, az önce söylediğim gibi. O yüzden böyle hani bir grupla başlayıp 6 hafta boyunca onlarla devam etmedim. Ama aslında bu keyifliydi yani. Her hafta yeni kişilerle tanışıyordum böyle. Yeni çocuklarla, yaş aralığı farklı olan. Benim proje arkadaşım Hindistan'dan bir kızdı, adı Migna. 6 hafta hep onunla beraberdik zaten. Kaldığımız yer çiftliğin oradaki çalışanlarını ayırdığı bir yerdi yani böyle. Ranzalar vardı. Biz de Migna ile kalıyorduk orada. Ranza vardı, merdiveni yoktu ranzanın. Yukarı atlıyordum yani. Aslında çalışma saatleri gün içinde çalışıyorduk ama bazen çocuklar işte pazartesi iş günüyse pazar akşamından geliyorlardı. Onlarla beraber çiftlikte gece oyun oynuyorduk işte, böyle saklambaç gibi el fenerleriyle oyunlar oynuyorduk. O yüzden direkt hani gün içinde çalıştım diyemem. Bazen gün içinde az çalışıp gece çocuklarla oynuyorduk vesaire. Daha sonra gelen her grupta Migna Hindistan'dan şarkılar açıp onu öğretiyordu. Ben de Türkiye'den şarkılar açıp onları öğretiyordum. Bir süre sonra orada çalışan diğer insanlar da öğrenmişti. Yani ben sahneye çıkıp çocukları öğretmeye çalıştığımda aslında bir baktım. Hani Portekizli diğer insanlar da böyle yanımda sıra olmuş. Türk, yani horon öğretiyorlardı aslında oradaki çocuklara. Ve damat alayı. Oraya vardığımız ilk hafta zaten bir IPS, Incoming Preparation Seminar adı verilen bir seminer veriliyor giden kişilere. Oradaki Isaac'lar tarafından. Hem kendinize dediğim gibi hani benim koymadığım o amacı koymak için ve bir beklenti yönetimi yapıyorlar aslında. Ülkeyi tanıtan, o şubeye özel, her Isaac şubesinin bir dansı vardır mesela, onu öğrettikleri. Birazcık da böyle gelen internlerin, değişim katılımcılarının kaynaştığı bir seminer düzenliyorlar. Proje arkadaşımla beni ikili grup yapmışlardı çünkü aynı grupta çalışacaktık. Ve bir 6 hafta boyunca ne yapmamız gerektiğine dair bir plan çıkarttık orada. İlk hafta mesela gelen çocukların yaş aralıkları şöyle, böyle etkinlikler yapabiliriz. İkinci hafta böyle, üçüncü hafta böyle gibi, aslında önümüzdeki tüm projenin tahtasını çıkarttığımız bir alan oluşturdular bize. Hafta içi çiftlikte çalışıyorduk. Hafta sonu serbestlik, Porto şehir merkezine gidiyorduk. Orada yine Isaac'larla takılıyorduk. Hafta sonları da Isaac'ların evinde kalıyordum. Aleyna, bize en unutulmaz hikayeni anlatır mısın Global Volunteer'da yaşadığın? Aslında bir sürü var ama direkt sen sorduğunda aklıma bir anı geldi. O yüzden onu anlatacağım. Oradaki çocuklar bazen
yaşları küçük oluyor. O yüzden çalışanların yaka kartı takması gerekiyordu. Hepsi de Portekizce. Bana da bir gün Barbara denk geldi. Ve ben bir hafta boyunca çocukların gözüne Barbara'ydım. Barbara buraya, Barbara oraya. Haftanın sonunda da proje arkadaşım Migna ve ben böyle tavşan kostümü giyiyorduk. İki tane. Giden çocuklara elveda demek amacıyla. Böyle bir trene biliyor bütün çocuklar. Trenle yavaş yavaş uzaklaşırken biz tavşanlara el sallıyorduk. Tam böyle el sallıyoruz. Yani kafamızda da şey var. Bildiğiniz böyle tavşan yani başlığı. Görebiliyoruz ama onlar hani içerideki insanı göremiyorlar ve gerçekten tavşan olduğuna inanıyordu. Yani inanıyorlardı bizim tavşan olduğumuza. Küçük çocuklar. Tavşan kostümün içinde el sallıyoruz. Ve bir çocuk dedi ki hani Barbara nerede, Barbara nerede diye böyle ağlamaya başladı. Aslında ben oradaydım. Yanımdasın ama sana dokunamıyorum. Ama şey onlar beni göremiyorlardı çünkü benim tavşan olduğumu zannediyorlardı. Ve aslında gidip orada ona sen bir de bana sor, ne kadar zordu biliyor musun? Sıcağın altına o fotoğrafı atacağım sana. Koy bunu şey kapağına koy. Sen var korkarsın görsen. Bildiğin biz yukarı böyle şey ayağımızda şu kadar tavşan ayağı falan böyle. Nerede Barbara Barbara yaptık böyle. Ben oradaydım aslında. Adım Mimi'ydi benim bu arada. Tavşanın adı. Yıkıldınız değil mi? İşte daha sonra çocuklar gittiler. Bir dahaki hafta yeni insanlar geldi çiftliğe. Hıçkırdım. Geçen sene Kasım'dan beri her gün 3-4 kere hıçkırıyorum böyle duruyor. Pekala yine bize Global Volunteer'da en garip hikayeni anlatır mısın yaşadığın? İtalyan biri vardı orada Portekiz'de. Daha sonra bana dedi ki seni Türk arkadaşlarına tanıştıracağım dedi. Projemin 5. haftası artık. Ben de dedim ki güzel olur 5 haftadır zaten Türkçe konuşmuyorum. En azından Türkçe hatırlarım vesaire. Daha sonra gittik bana dedi ki bak işte orada oturuyor benim Türk arkadaşlarım dedi. Bir baktım kim olsun? Beren Saat'le Kenan Doğulu orada oturuyorlar. Daha sonra dedim ki gerçekten onlar mı yani senin Türk arkadaşların dedim. O da evet dedi neden ki hani yani falan. Daha sonra dedi onlar Türkiye'nin Brad Pitt ile Angelina Jolie'si gibi. Sen anla yani artık dedim. Daha sonra beni yanına götürdü. Böyle el sıkıştı Kenan Doğulu ve Beren Saat'le. Kenan Doğulu ve Beren Saat izliyorsanız o kız benim. Aleyna bize öyle bir şey söyle ki Global Volunteer'a gidelim. Isaac projeleri kendinizi geliştirirken aslında başkalarına geliştirebileceğiniz eşsiz bir fırsat. Şu an hani lafta gibi gelebilir ama gerçekten ben dediğim gibi en başta çok amaçsız bir şekilde gitmiştim. Ama şu an 1,5 yıldır Isaac üyesiyim. O yüzden böyle bir şansınız varsa kendinize yatırım yapın, başkalarına yatırım yapın ve Global Volunteer'e katılın. Aşk yine yap, aşk yine yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin onay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay.